Türkiye, dünyadaki uçan araba yarışında yer almak için ilk adımı attı. İlk kez geçen yıl İstanbul'da gerçekleştirilen Teknofest'te sergilenen Cezeri uçan arabanın ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını güvenlik güçlerine kazandıran, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Akıncı'yı geliştirme çalışmalarında sona gelen Baykar, Cezeri uçan araba projesinde de önemli bir adım attı. 9 aylık bir geliştirme sonunda Teknofest'te boy gösteren Cezeri, görücüye çıktıktan bir yıl sonra da havalanmayı başardı. İlk prototipi tek kişiyi taşımaya yönelik olarak geliştirilen araç, ilerleyen dönemde 2 ve 4 kişiyi taşıyabilecek. Cezeri uçan araba, sağlık sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetlerine yeni bir çehre kazandırmak için geliştiriliyor. Bunun yanı sıra Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde tasarlanıyor. Dikey kalkış ve iniş yapan Cezeri, saatte 100 km hıza çıkabilecek. Azami uçuş irtifası 2000 metre olan Cezeri, yaklaşık 1 saat havada kalabilecek. Cezeri, 70-80 km menzile sahip olacak. Yaklaşık 240 kg ağırlığa ve 8 motora sahip aracın bataryaları 1 saatte tam doluma ulaşacak. Güvenliğin üst düzeyde olduğu araçta 3 yedekli tam otonom uçuş kontrol sistemi yer alıyor. Cezeri, yapay zeka bilgisayarı destekli uçuş sistemi ile görev yapacak. Karbon fiber yapısallar kullanılan araç, hafif ve dayanıklı kabin ve motor kollarına sahip bulunuyor. Dünyada hali hazırda 50'ye yakın uçan araba prototipi geliştirildi ya da geliştirilmeye devam ediyor. Bu alandaki diğer araçlar gibi Cezeri'nin önünde de zorlu bir yol bulunuyor. Geleceğin teknolojisi örneklerinden Cezeri'nin zorlu testleri tamamlaması ve sertifiye edilmesi sonrasında ticari bir ürüne dönüşmesi ve yollara çıkmasının 10-15 yılı bulabileceği değerlendiriliyor.